yaklaşık iki yıldır yönetimde olan Başkan Trump'ın yönetimi aslında göçmenlik yasalarında tabii e, değişiklik belki dediğimizde tabii göçmen yasası federal bir yasa. Federal yasada ciddi bir değişiklik yok. Çünkü onun değişikliğinin yapılabilmesi için buradaki millet hani mecliste diyelim, kongrede e, bu değişikliklerin yapılması lazım. Fakat orada bu değişiklikler yapılamadığı için, bir anlaşmaya varılamadığı için e, Başkan Trump kendisi yönetmeliklerle e, yürürlükteki süreçleri değiştirerek, ek zorluklar getirerek ya da kararnamelerle iptaller getirerek gerçekten süreçte çok ciddi değişiklikler yaptı. Ben aslında bu genel bir soru aslında güzel bir soru olsam bu. Çünkü bu sorudaki ben birkaç mesaj vermek isteyeceğim ve bunun genç arkadaşlarımıza faydası olacağını düşünüyorum. Şimdi artık Amerika'da bu yeni yönetim altındaki göçmenlik yasalarının yürürlüğe sokulmasında çok ciddi sertleşmeler görüyoruz. Dolayısıyla Mesela bir örnek vereyim ben size bunun için. Şöyle bir yapıda olmasın arkadaşlarımız. Ya ben Amerika'ya turist sitesiyle giderim. İşte orada gerekirse kaçağa düşerim. Zaten duyuyorum. 20 yıldır 30 yıldır orada kaçak olanlar var. Bize de bir şey olmaz. Problem yok. İşte ben, ben, biz oraya gidebiliriz. İşte kaç ay düştükten sonra bakarız çaresine. Tarzı bir düşüncede ya da planda olmasınlar. Bunu da söyleme amacım şundan dolayı e, takipçilerin içinde Oğuzhan'cığım. Sebebi şu şu anki yönetim Amerika'da yasal durumunu kaybeden bir kişinin hemen dosyasıyla ilgilenilmesi 30 gün içinde başlıyor. Yani artık eskisi gibi değil ya da sadece suçluların işte suç işleyenlerin peşinden gidilmesi değil. Çok normal. Buraya gezmeye gelmiş 6 ayını geçirmiş 30 gün geçirmiş ya da öğrenciliğini düşürmüş 30 gün geçirmiş kişilerin gerçekten arkasından gider duruma gelmiş durumları görebilirler. Çünkü eğer bu genç arkadaşlarımız gelip burada statü değiştirdikleri ya da daha farklı durumları zamanında yapma şeylerine girmektense kaçağa düşmeyi ya da yasal durumlarını kaybetmeyi düşünüyorsalar Kesinlikle bunu yapmasınlar. Çünkü maalesef sadece bir statü ihlalinden dolayı belki göz altında birkaç ay tutulmak zorunda kalacaklar. Ve ben bunu kesinlikle kimsenin yaşamasını istemiyorum. Ve takipçilerinin de bu tip bir durumda kesinlikle böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmalarını istemediğim için mesela değişiklerden bir tanesi bu diyebilirim. Yürürlükte gerçekleşen ve genç arkadaşlarımızı ilgilendiren ve ikinci bir söyleyeceğim durumda statü değişikliklerinde olacak. Mesela buraya öğrenci olarak geliyorlar işte statü değişikliği yapıyorlar. Mesela öğrenci statüsüne geçiş yapıyorlar olsan. Şimdi bu durumda normalde kişiler kendileri de yapabiliyor. Avukatla da yapabiliyorlar bunu. Ya da işte okulların bazıları kendi danışmanları aracılığıyla da yapıyorlar, yaptırıyorlar. Bu süreçte çok ciddi sıkıntılar başladı bir buçuk yıldır. Gerçekten red almaya başladılar. Çünkü yürürlükteki durmadan değişen durumlardan dolayı. Ve dolayısıyla ben bu noktada genç arkadaşları kesinlikle bilinçli davranmalarını, kendilerinin belki çok böyle ufak rakamlarla bir parayı ben işte hani harcamayayım diye düşünüp çok zararlı durumlara düşmemelerini istiyorum. Çünkü bunun örneği çok var. Olsan bir buçuk yıldır görüyoruz. Dolayısıyla tavsiyemiz gerçekten uzman olan avukatlarla o işi yapsınlar. Yani belki önde harcayacakları bir miktardan sakın çekinmesinler. Çünkü sonra red yedikten sonra harcayacakları paralar ya da buradaki statü kayıplarında çok daha büyük sıkıntılar var. Bunun bir sebebini de şöyle anlatayım sana. Değişiklerden bir tanesi de şu kişi buraya turist olarak geliyor diyelim statüsünü kaybediyor ya da öğrenci statüsüne başvuruyor red diyor değil mi? Önceden çok problem yapmıyorlardı olsam bunu. Diyorlardı ki tamam kişi çıkabilir 30 gün içinde ülkeyi terk etsin. Burada kalırsa da çok ciddi problemler olmayabiliyordu ama şu an o kişiye red gönderdiklerinde ve çıkmıyorsa o kişiyi sınır dışı sürecine sokuyor olacaklar. Yani düşünebiliyor musun sen çok basit gezmeye geliyorsun buraya. Geziyorsun, dur bir 6 ay daha kalayım diyorsun, başvuruyorsun veya eğer red yersen sınır dışı sürecine giriyorsun. Sınır dışı mahkemesiyle uğraşmak zorundasın. Gerçekten çok mantıklı bir adım değil. Biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu sefer göçmen niyeti olmayan bir kişi bile göçmen olmaya zorluyor bu sistem. Dolayısıyla yanlış bir adım ama bunu niye söylüyorum? Genç arkadaşlarımız buraya geldiklerinde dikkatli olsunlar, red alacak adımları atmasınlar başvuruları. Tamam bunda çok önemli bir durum. Dolayısıyla artık hem yasal olan hem yasal olmayanlarla ilgili süreçle ilgili ciddi değişiklikler görebiliyoruz. O yüzden bu noktada tavsiyemiz çok daha dikkatli olmaları, kesinlikle yasal durumlarını kaybetmemeleri ve doğru adım atmaları diyebilirim.